Burada bir su akarı yapmışlar. Bir de burada yapmışlar arkadaşlar. Bu yığmayı buradan açmak lazım. Ama çok büyük iş arkadaşlar. Yani tek başıma altından kalkamam. Yığmayı görüyorsunuz mu arkadaşlar? Yani bu taşların buraya bu şekilde birikme ihtimali sizce ne kadar? Güzel bir koltuk. Burada kim kalıyorsa artık onun oturduğu yer burası sanırım. Bakın arkadaşlar, kaplumbağa gibi. Şurası kafası ama ayakları yok sadece. Tam orta noktadan başlayalım bakalım ne olacak, ne bitecek. Burası mı? Heh, buldum. Buldum. Şunu kapatalım, heyecandan yine açık kalacak. Merhaba arkadaşlar. Define avcısı yine arazide. Aşağıdan gelirken şu ormanlık yerde bir kayalık alan gördüm. Çok ilgimi çekti. Birazdan oraya çıkmaya çalışacağım. Şimdi araç buraya kadar geldi. Buradan sonrası yayan. Yukarı doğru gideceğim bakalım. Yukarıda o kayalık alanda bir şeyler aramaya çalışacağım. Size de güzel bir çekim yaparım. Bu arada benim arabanın bagajı ne kadar genişmiş ya. Defineci arkadaşlara tavsiye. Bagajı çok büyük. Yaklaşık bir 700-800 kilo kadar altın alır içine. Taşıması daha kolay olur. Ama ağırlıktan götürür mü bilmiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi takımlarımı alayım, çantamı alayım, yukarı doğru gideyim. Yukarıda kaldığım yerden devam ederim. Yukarıda görüşürüz. Evet, şimdi burada yol bitiyor. Buradan ormana giriş yapacağım. Şu tarafa doğru böyle yol buradan kıvrılıyor hafiften, patika şeklinde herhalde, öyle tahmin ettim. Cihazımı da açayım. Gümüşler attırıyorum şu an arkadaşlar. Gümüş de şu yukarı doğru veriyor arkadaşlar, bu tarafa doğru. Ben zaten şu, o kayalık şuralarda diye tahmin ediyorum. Şuraya da bir geçeyim bakalım. Nasıl bir yermiş burası. Görelim. Heh, buradan bir patika var. Şu an yine tarıyor. Bu tarafa doğru devam etmem gerekiyor arkadaşlar. Bu çam ağaçlarının arka tarafı doğru kalıyor da daha mesafe var oraya. Cihazı kapatayım. Yukarıda tekrar cihazı açar,
kaydı başlatır, devam ederim arkadaşlar. Yukarıda görüşürüz bakalım. Bakın arkadaşlar, burada ne buldum? Şimdi burada kayada işaretler var. En başta şuraya göstereyim. Burasını görüyorsunuz, tam şurası. Böyle bir sunak şeklinde. Burada bir su akarı yapmışlar. Bir de burada yapmışlar arkadaşlar. İçi de toprak dolmuş biraz ama birazcık temizlemeye çalıştım size. Şimdi şuraya, şuraları da açtırayım. Şurası da yukarıdan bakınca haça benzettim de. Değil herhalde. Evet arkadaşlar, şimdi burası. Bakın tam şurası bir oyma. Evet. Böyle bir yer arkadaşlar, görünüyor herhalde. Fakat alan tarama cihazı beni buraya getirmedi. Geçerken fark ettim. Alan tarama cihazı yukarı doğru çekiyor. Buraya da zor girdim ama çıkmaya çalışayım tekrar. Düşmeden çıkabilirsek. Hop. Burada bakın şimdi arkadaşlar, cihazı tekrar bir çalıştırayım. Gümüş modunda aramaya devam. Bakın arkadaşlar, direkt yukarı doğru çekiyor. Şuradan da geçeyim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Buradan hiç ayrılmıyor. Ben böyle yürüsem de alan tarama buradan ayrılmıyor. Neden ayrılmıyor göstereyim size. Bakın burası define saklamaya çok güzel, çok uygun bir yer. Şimdi buraları inceleyelim. Neler var, neler yok görelim. Burada işçilikler olmuş arkadaşlar. Şuradaki taş parçaları mesela arkadaşlar, buraya baktığınızda burası çok dik bir yamaç değil. Hani buradaki kayalıklar zamanla parçalanıp dökülse aşağı doğru, yağmur sel aksa aşağı doğru diyeceksin, değil. Bakın yığmayı görüyorsunuz mu arkadaşlar? Yani bu taşların buraya bu şekilde birikme ihtimali sizce ne kadar? Bakın. Buraya güzel özenle dizilmiş. Vay vay vay. İki tane çok güzel işaret gördüm. Bir tane de şu an oyma gördüm. Son nokta işareti. Bu yığmayı buradan açmak lazım. Ama çok büyük iş arkadaşlar. Yani tek başıma altından kalkamam. En az 3 gün sürer. Bilmiyorum. Şimdi bakın. Size burada güzel bir oyma göstereyim arkadaşlar. Murç ile yapılmış. Görüyorsunuz değil mi? Yani bak, şöyle elinize baktığınızda yani içerisi yamuklu yumuklu değil. Resmen murçla kesildiği belli. Gayet net. Sonra şurası arkadaşlar. Bakın. Şurası kesilmiş. Bir de burada bir keski izi var. Vay vay vay. Çok güzel yer yakaladık yine. Bakalım bu videoda neler olacak. Evet. Tam şurası. Burada bir oyma var. Bir de tam şurada var arkadaşlar. Bu yana da aynı şekil. Burada da bir oyma var. Buralarda işaret çok. Burada bir keski izi var.
İçine yaprak dolmuş. Çıkartabilirsek. Evet arkadaşlar, keski izi. Yanında da küçük murç deliği. Bakın bu da son nokta diyor. Bu bölgeden ayrılma diyor. Şöyle görünüyordur herhalde. Bu son nokta işareti. Bu keski izi arkadaşlar. Evet, burada şimdi cihazımla güzel incelemeler yapayım. Etrafı bir arayayım tarayayım. Hop hop hop. Burada da bir tane oyma var galiba. Evet. Güzel yer yakaladık arkadaşlar. Lakin şuraya bakar mısınız ya? Bakın. Şimdi burasının doğal olmadığı şuradan anlaşılıyor. Bu taşlar buraya böyle güzelce dizilmiş. Buraya dizilmeden önce bakın göstereyim. Şuradaki taşları görüyorsunuz arkadaşlar. Buradaki taşlar böyle akmasın diye, dağılmasın diye. Buraya ilk önce bunlar böyle üst üste yerleştirilmiş. Burası set gibi yapılmış. Ondan sonra da o küçük taş parçaları buraya doldurmuşlar. Bu yığma bayağı bir yorucu yığmaya benziyor arkadaşlar. Çünkü aşağı doğru devam ediyor. Elime bir şey battı. Böcek sırtı sandım. Bakalım burada. Gördünüz değil mi? Burada güzel bir şey var. Boşluk, bakacağım bakalım boşluk var mı? Boşlukta çok güzel dönüyor arkadaşlar. Burada muhtemelen bir mezar odası var. Yığma mezar burası. Bir dedektörle bir inceleme yapacağım bakalım, belki böyle bu yığmayı kaldırırken yakın mesafelerde bir malzeme olabilir. Buraları bir inceleyeceğim. Birazdan şu takımlarımı hazırlayayım. Birazdan görüşmek üzere. Arkadaşlar şimdi buraları inceleme yaptım iyicene. Bakın burada mezar odası var. Bu oyma şurası. Bir de üstteki oyma, buraların işareti. Bakın burada da bir tane koltuk taşı var. Güzel bir koltuk. Burada kim kalıyorsa artık onun oturduğu yer burası sanırım. Hemen sırtını yaslama yeri de burada. Belli oluyor mu? Çizimler var. Çok eskiden kalma bir çizimler gibi. Bayağı bir eski bir yer burası. Şurası da böyle düzlenmiş. Oradaki mezar odasının girişi belki buradan da olabilir. Aldatmaca da olabilir. Evet, şu altta sanki bir saklama alanı gibi bir yer gördüm. Şimdi buraları kurcalayacağım arkadaşlar. Bir de şurada da bir şey daha var. Onu da göstereyim size. Bakın. Kapak resmine de koydum. Bakın arkadaşlar, kaplumbağa gibi. Şurası kafası ama ayakları yok. Sadece bir şu ön ayağı sanki var gibi duruyor. Burası böyle. Arkası da şeye bakıyor. Bakın burada da bir tane oyması var çünkü. Burası da böyle. Evet arkadaşlar, şimdi hazırlıklarımı yapayım. Çalışmaya başlayayım. Hep beraber görelim bakalım ne var ne yok. Evet. Hazırlıklar tamam. Bütün her şeyimi hazırladım. Şimdi burayı böyle bir açmaya çalışayım. Önce bakalım ne var ne yok. En azından yakın bir yerlerde bir şey var mı? Onu bir inceleyeyim. Olmazsa etrafı dedektörle taramaya başlarım. Tam orta noktadan başlayalım bakalım. Ne olacak ne bitecek. Hem şöyle oturalım. Dinlene dinlene çalışalım. Bakar mısınız taşlara, irili ufaklı bir sürü. Yani burası adama öyle bir uğraştırır ki. Buradan şimdi böyle hafiften bakın arkadaşlar.
yeşil yeşil oksit yapmış sanki buralar. Görüyor musunuz? Bakın. Bu oksit neden olur? Aha. Kiremit parçası. Kiremit parçasının burada ne işi var? Büyük taşları atmak kolay da şu ufaklar olmasa. Burası acayip oksit yapmış. O değil de burası aşağıdaki Rum, eski Rum köyü dediğim yere yakın. Yani burayı daha önce nasıl gelip birisi keşfetmemiş, hayret bir şey. Sanki çok derine doğru gidiyor ama inşallah çok fazla bir yığma değildir. Şu kayaya bakın, sanki böyle bir heykel parçası gibi. Bu değil de. Haydi başlattık mı? Başlamış. Hava bugün sıcak. Akrep çıkmasa bari, akrep yılan. Küçük bir yılanın gömleği, yavru yılan. Burada deri değiştirmiş arkadaşlar, görüyor musunuz? Yavru bir yılan, muhtemelen bunun altına yılan yuva yaptı, burada yavruladı. Yavrular da tabii büyüdükçe burada büyüdüler, sonra deri değiştirdiler, buradan biraz daha büyüdükten sonra buradan çıkıp gitmişlerdir. İnşallah gitmişlerdir. Burada değillerdir. Bakın yılanın derisinin parçaları buraya kadar uzanıyor.
arkadaşlar burayı açtıkça sanki böyle bir koku gelmeye başladı, değişik kötü bir koku. Acaba ne olabilir? Şurayı da birazcık açayım, sonra buralara bir dedektörle bakacağım. İnceleme yapacağım. Taşları aldıkça yukarıdan öbürleri dökülüyor. Taş ocağında çalışan arkadaşlar varsa, böyle işçilikler yapıyorsunuz mu, böyle şeyler oluyor mu bilmiyorum ama ben şu anda taş ocağında çalışıyormuşum gibi hissettim. Muhtemelen aramızdaki tek fark maaşımız. Umarım size de güzel maaş veriyorlardır arkadaşlar, taş ocağında, maden ocağında çalışanlara. Zor iş çünkü. Bakın şimdi olay birazcık kolaylaşmaya başladı ve kafamda fikirler oluşmaya başladı. Bakın burası, şunlar ana kayaya ait arkadaşlar. Bakın bu çıkmıyor yerinden. Oo, buradan delik gidiyor. Yılanın yuvası bu tarafta mı diyecektim. Evet, yılanın bir tane de burada derisi var. Salyangoz getirmiş buraya. Buradan aşağı içeri falan giriş buldu herhalde kendine yılan. Şimdi arkadaşlar, bu Ermeniler, Rumlar kendi inançlarında mezarlarına gömülürken yanlarında hediye bırakıyorlar. Veya mezarın etrafında bir yerlere ayrıyetten saklatabiliyorlar. Veya kasa yapıp içine koyabiliyorlar. Şimdi bu hediyeleri koymalarının sebebi, daha önceki videolarımda söylemişimdir muhtemelen. Tanrı geliyor. O mezardaki hediyeyi alıyor. Mezardaki kişiyi affediyor. Onların inancında böyle. Tabii böyle bir şey yok. Asıl onlar için gerçek olanı söyleyeyim arkadaşlar. Buraya hediye koysalar da o mezar burada binlerce yıl bekliyor. Biz bunları buluyoruz. Yani buradan anlamaları lazım. Böyle bir inanışın olmaması gerekiyor. Burada tek bir gerçek var. Bakın arkadaşlar, yılanın biraz önce burada derisini görmüştük. Buraya yavrulamış. Yılan geliyor arkadaşlar. Buradan girip aşağıda mezara bir giriş buluyor. Mezarda adamı yiyor. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Yani Tanrı gelip hediyeyi alacak, buna bir şey yapmayacak falan falan. Bunlar batıl inanç. Zaten o inanca göre öyle bir şey olmadığı için, onların dini kitabı değiştirildiği için, Kur'an-ı Kerim, yani bizim kitabımız geldi, gönderildi. Onların inançları doğru olsaydı şu anda biz de eski hak din olan Hristiyanlığın kitabına göre, yani şöyle, aslında Hristiyanlık hak din değil, bütün dinlerin, Allah indinde bütün dinler, sadece İslam, Hristiyanlık falan, bunlar sonradan konmuş isimler arkadaşlar. Bunlar çok uzun meseleler, şimdi girmek istemiyorum oralara.
Benim tek girmek istediğim bir yer var şu anda. Buradaki mezar odası. Şimdi. Şurası ana kaya arkadaşlar. Bakın. Bu orta kısımda toprak devam ediyor sanırım. Şurayı bir alayım. Sonra burada. Burası belki de şuradan böyle bir kazıldı. Buradan aşağı inildi. Ama dik aşağı olacağını sanmam ama her şey olabilir yani. Çünkü buraya zamanında mezarı veya işte bir malzemeyi saklayan kişi o anki psikolojik durumuna göre nasıl bir işlem yapmıştır bilemeyiz. Yaptığı işlemi de bir harita üzerinde şekillendirip haritasına göre gelip burada tekrar buraya mezarına ulaşır. Buradaki malzemeye ulaşır. Şimdi hemen kısadan şunu da söyleyeyim konuya değinmişken. Burada bir işaret varsa işaret hiçbir şekilde ne burada girişin yerini gösterir ne de mezarın yerini söyler. Mesafe verir. İşaretler arkadaşlar sadece bu bölgede ne olduğunu anlatır. Her zaman söylüyorum buna dikkat edin. Önce bir şu levyeyle şurayı bir deneyim bakalım. Bu kaya buradan ayrılır mı acaba? Görüyorsunuz mu arkadaşlar? Bu kadarcık bir parça yerinden çıkmamak için ısrar ediyor. Evet. Toprak ayarı otomatikte değilmiş. Alalım. Ya da şöyle yapalım. ...28'e kadar düştü. Bakın arkadaşlar...
Burada gümüş sinyali alıyorum. Ne yapacağız? Noktalama. Burası mı? Bakın arkadaşlar, tam şu taşın altına denk geliyor, şuraya. Evet, tam burası arkadaşlar. Çok yakında değil. Bakın, bundan sonrasında toprak ve taş birlikte dolgu yapılarak kapatılmış burası. Kesin. Ağaç kökünün burada ne işi var? Evet. Nedir? Acaba sikke mi vardı? Dökülmüş sikke de olabilir arkadaşlar buraya. Belki dökmüşlerdir. Bir kese. Devam. Hah. Buldum. Buldum buldum. Şunu kapatalım, heyecandan yine açık kalacak. Bakın. Görüyor musunuz? Şuradaki taşları ayağımın altından alayım da kamerayı çıkartayım. Vay be. Şimdi buraya mezara daha sonradan gelip buradaki taşları kaldırıp bunu böyle hediye olarak sonradan da koymuş olabilirler. Çünkü adak adamaya geliyorlar. Burada işte kurban kesiyorlar. Hediye bırakıyorlar. Mum yakıyorlar. İnançlarına göre Hristiyanların çeşit çeşit panayır gibi inançları var arkadaşlar. Bakın. Bir dakika. Parçasını ya. Yok. Değil. Oo, üstünde resim var arkadaşlar. Üzerinde çizim var. Çok esrarengiz bir şey. Ne acaba? Şurada. Şöyle. Kendimize bir yer hazırlayalım ya da böyle kalsın, şuraya koyalım, burada su dökelim bakalım neymiş.
Bakar mısınız nasıl oksitlenmiş yemyeşil? Görünüyor mu? Üzerinde bir tane kadın, bir tane adam var arkadaşlar. Burada, vay be, muhtemelen burada bir karı kocanın mezarı var. Acaba eski medeniyet işi olup da krallar zamanından mı, yoksa bir zengin ailenin mezarı mı, yoksa papaz olamaz çünkü üzerindeki Roma dönemine ait galiba arkadaşlar. Kadının tipi Romalılara benziyor. Toprak öyle bir yapışmış ki çıkmıyor. Arkadaşlar bakın, buradaki adamla kadın, şurayı da bir temizlersem, adamla kadın birbirine bir şey veriyor ya da el ele tutuşuyorlar gibi. Kadın tamamen belli olmaya başladı da adamın olduğu yerde çok toprak var. Çok güzel bir çizim ama arkadaşlar ya. Üzerinde öyle güzel figürler görünüyor ki. Kamerada ne kadar belli oluyor bilmem. Su da az kaldı artık. Olduğu kadar. Bir yudum da bana kalsın içmek için. Gördünüz mü arkadaşlar? Gümüş sanırım. Böyle gri renk alttan hafiften parlıyor. Evet, güzel bir obje. Çok güzel işçiliği var yalnız arkadaşlar onun. İnsan bunu müzeye vermeye kıyamaz ya. Bak, görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın şimdi. Üzerindeki yeşillikle kayadaki yeşilliğin rengine bakın. Gördünüz değil mi? Vay be. Başka bir şey var mı? Hemen. Dedektörü bir daha çalıştıralım. Bunu ötüyor. Arkadaşlar burada şu anda altın sinyali veriyor. Başka bir şey yok arkadaşlar. Şuralara bakalım. Evet arkadaşlar, başka bir şey yok şu anda. Yani burada yok başka bir şey. Burayı incelemeye devam edeceğim. Burası güzel bir yer. Buradan bir malzeme aldık. Aşağıya tekrar bakacağım alan taramayla. Görüntüleme cihazını falan da kullanabilsem kullanacağım burada. Yani biraz alan yetersiz. Zemin altı görüntülemeyi, harita taramayı burada kullanamam ama bir inceleyeceğim bakalım cihazlarla. Şu altta koltuk taşı gibi yer var. Şurada kaplumbağa var. Oraları da falan tekrardan bir. Şimdi bu malzemeyi aldım. Ben buradan bu akşam gideceğim arkadaşlar. Çünkü vakit de akşam oluyor artık. Malzemeyi buradan uzaklaştıracağım. Tekrar geldiğimde alan tarama bakalım. Biraz mesafe, yakın mesafelerden bir daha tekrardan alan taramayla bakarım. Beni tekrar buraya getirirse burada bunun devamı var demektir. Bir de dediğim gibi harita tarama modunda kullanabilsem burada, yani bu alan yetersiz kullanamayacağım ama gene de bir deneyeceğim, şöyle yarım en azından bir çekebilirse bakalım aşağıda bir yapı var mı yok mu, en azından onu belki çözebiliriz. Güzel bir yer arkadaşlar. Burada
birkaç günümü geçiririm diye düşünüyorum artık. Bakacağız. Evet. Etrafta. Buradaki ağaçlar, çam ağaçları zamanında yoksa buranın manzarası da çok güzel. Hakim Tepe sanırım burası. Ama biraz daha yukarı doğru gidiyor. Yukarıda bir düzlük yapıyor. Evet arkadaşlar, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bugünlük bu kadar.